11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Ramazan alışverişi kaç liraya geliyor? Biz de esnaflara sorduk. Efendim, sucuk içi ve pastırma fiyatlarını değerlendirecek olursak Ramazan öncesi fiyatlar ne durumda? Fiyatlarımız, hoş geldiniz öncelikle. Fiyatlarımız geçen seneye bakarak bayağı bir artış oldu. Pastırma ve sucuk içinde özellikle geçen seneki fiyatlarımız sucuk içi de 60 lira gibiydi. Şimdi 80 lira gibi oldu. Pastırmamız da iyi pastırma geçen sene 140 liradan şu an 180-190 lirayı buldu. İyi pastırma için da düşükleri var ama geçen seneye bakarak Ramazan alışverişi 200-250 lira gibiyken bir 4 kişilik bir ailenin bu sene tam iki katı 500 TL oldu şu an. Şimdi bir aile 4 kişilik bir aile haftalık normalde 500 gram pastırma tüketebilir haftalık bunu böldüğünde. Şimdi bu 250 grama düştü bizim için. Yani nasıl diyelim biz size. Aileye vurduğumuzda 500 TL'ye tekabül ediyor pastırma ve sucuk içi özellikle. Geçen seneye bakarak tam yarı fiyatı. Yani et fiyatları çok artış oldu. Onun haricinde dediğim gibi yani yine tavsiye ediyoruz olmazsa olmaz ama yarım kilo girecek eve şu an 250 gram giriyor. Fevziye Delicioğlu, ben bu mesleği 6 yıldır yapıyorum. Eşimin iş yeri burası, ben yardımcı oluyorum. Hani enflasyonun şeyinde haliyle yükseldi fiyatlarımız. Ama halkın alabileceği güçte, yani herkesin kesesine göre de çeşitlerimiz var. Yani biraz kaliteli bir şey yiyeyim derse 400-500 bini bulur. Bulur yani. Uygun fiyata derse 200-250, o civarda. Haliyle yüksek tabii ki. Yani insanların gelir düzeyi de bayağı düştü bu hastalıktan dolayı ama işte herkes kendi bütçesine göre almaya çalışıyor. Yani halkı biraz bütçesine göre uygun fiyata almaya çalışıyor ama uygun fiyatlı peynirlerinde kalite oranı düşük. Yani gıda olduğu için ben kaliteli yemelerini tavsiye ederim. Ben Mehmet Özdemir. Biz Bitter Pastane olarak 7 aylık bir firmayız. 8 şube olarak halkımıza hizmet ediyoruz. Ortalama Kayseri'nin her bölgesinde birer şubemiz vardır. Firmamızda baklava çeşitlerimiz, spesyal çeşitlerimiz, kuru pasta çeşitlerimiz, yaş pasta çeşitlerimiz, bir pastanede ve unlu mamulüsünde olması gereken her ürünümüz mevcuttur. Biz Bitter Pastane olarak ilk önce üründe kaliteye önem veriyoruz. Tatlarımızdan bahsedelim. Tatlarımızda %100 pancar şekeri ve glikoz kullanmadan üretim yapıyoruz. Halk sağlığını etkilemeyecek her türlü ürünü kullanıyoruz ürünlerin imalatında. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın istemiş olduğu bütün kurallara riayet ederek ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Tatlarımızda glikoz kullanmıyoruz. %100 pancar şekerinden üretiyoruz. Ramazan'ın maneviyatı olduğu kadar Ramazan'ın bereketi de var. O yüzden ilk önce güllaç, sonra kadayıf çeşitlerimiz olacak. Stand Ramazan öncesinde ürettiğimiz ürünler Ramazan içerisinde devam edeceğiz üretmeye. Fiyatlarımız herkesin ulaşabileceği rakamlarda. Kalitemiz üst seviyede olsa da fiyatlarımız herkesin ulaşabileceği seviyededir. Ürünlerimizi %100 doğal ürünlerle kendi imalatlarımızla, kendi imkanlarımızla, kendi ustalarımızla üretiyoruz. 4 kişilik bir ailenin ortalama günlük tatlı tüketimi 40 TL civarıdır diye düşünüyorum. Ürünlerimiz kendi imalatımız olduğu için minimum fiyatta herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in maneviyata getirdiği kadar esnaf kardeşlerimiz ve bizler için bereket getirmesi dileğiyle tüm halkımızın Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. İyi günler diliyorum. İsmim Eyüp Çakmak, Lüks Kuru Yemiş Yetkilisiyim. Ergancık Toptancılar sitesinde yeni karakol karşısında yerimiz bulunmaktadır. Toptan ve perakende olarak insanlara hizmet vermekteyiz. Şehir içerisi, şehir dışarısı kargolarımız mevcuttur. Ramazan'da en çok tercih edilen kuru yemiş daha çok hurma, üzüm, hoşaf için kayısı. Bu şekil ürünler tercih ediliyor Ramazan'da. Bu sene fiyatlarımız geçen seneye göre hurma babında birazcık daha uygun. Çünkü hurma bildiğiniz üzere Medine'den gelmektedir. Medine'de de hac ve umre sezonu olmadığı için pandemiden dolayı hurma fiyatlarımız birazcık gerilemektedir geçen seneye nazaran. Üzüm ve kayısı fiyatlarımız geçen seneye hemen hemen aynı. Birazcık kayısı fiyatları birazcık pahalı. O da geçen yıl ağaçlarımız soğuk aldığı için ekşi hoşaflık kayısımızın fiyatı birazcık yüksek. Geriye kalan normal. Geçen seneki fiyatlarımızla hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şu an için Antep, badem, fındık ve kajulu olan bir karışık lüks karışığımız 70 lira civarında bir maliyeti var vatandaşlarımıza. Bu daha aşağı daha yukarı tabii işin kalitesine göre değişebiliyor ama ortalama 70 lira civarında bir ücret ile Antep, badem, fındık ve kajulu bir karışığı rahatlıkla tüketebilirler. Son olarak söylemek istediğimiz
Argıncı karakol karşısında yerimiz var demiştik. Toptan fiyatına perakende satış yapıyoruz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Uygun fiyatı, yüksek kalitede ürünleri buradan rahatlıkla alabilirler. Tüm İslam aleminin şimdiden bayramını ve orucunu tebrik ediyorum.